Bir boyun travmasında biz ameliyat ettiğimiz hastanın boyundan aşağı felç ise onun yaşaması için biz öncelikle o travmanın ortadan kaldırılması ve travmanın mevcut yerdeki zedelenmedeki anatomik bozukluğu engelliyoruz. Ne yapıyoruz? Boyun kemiği çökmüş, parçalanmış, kaymış. Biz hemen onu düzeltiyoruz ameliyatla. Gerekirse sadece önden değil, sadece arkadan değil, 360 derece dediğim önce önden, sonra arkadan, sonra tekrar önden komple bir ameliyat yaparak o hastanın omur kemiklerini birbirine bağlıyoruz. Evet. Anatomik olarak da omurilin geçtiği kanalı düzeltiyoruz ama hasta boyundan aşağı felçse eyvah, burada yaşama şansı Amerika'daki yaşama veya Japonya'daki yaşama şansı arasında neler fark derseniz, bizde ikinci derecede problem görmüş, omurilik travması görmüş hastaların bakım yerleri azlığı, bakım bilinçsizliği ve maalesef sosyal hayata çıkıştaki sokağa bile çıkamayışları kötüye gidiştir. Hmm. Ölüme sebeptir. Bir yatak yarısından bile kaybettiğimiz bu tür hastalar vardır. Hareket ettirmemekten dolayı emboli atan ve ona bağlı çok ciddi problemler çeken hastalarımız vardır. Hepsinden öte bu konuda bilinçli, bilgili bir altyapımız bile yok. Her zaman söylüyorum, biz bu ameliyatı yapmak için hasta bize gelene kadar üçte biri telef oluyor. Üçte ikisi ameliyat oldu. Ameliyat olduktan sonra yarıya yakını da gerçekten ciddi problemler çekiyor.